Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Suratımdan gördüğünüz gibi çok çok yorgunuz. Gerçekten çok uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdik ama şükürler olsun kazasız belasız bir şekilde evimize kavuştuk. Saat 8'de evdeydik. Biraz geç geldik. Ay pardon, ne 8'i? 4'te evdeydik. Ablam bizi sağ olsun yemeğe çağırdı. Şimdi eve geldik. Gördüğünüz gibi getirdiklerimi hemen masanın üzerine koydum. Gönül isterdi ki böyle daha çok şeyler alayım, daha çok şeyler getireyim ama hem çok sıcaktı hem de dura dura geldiğimiz için bozulur diye çok bir şey getiremedim. Vallahi arkadaşlar, dolu dolu çok güzel günler geçirdim. Evet, şu an çok mutluyum çünkü eşimle beraber geldik. Şimdi onlar baba kız hem yürüyüş yapacaklar hem de çiğ köfte almaya gittiler. Birazcık eşim uyudu, dinlendi. Ben uyuyamadım maalesef. Ablam nevresimleri çıkarmış, makineye koymuştu. Hemen onları çalıştırdım. Zaten saat şu an 9'a geliyor. Suratımdan da bellidir, gerçekten çok yorgunum. Ama sizlere aldıklarımı çekmeden de yapamazdım. Aldıklarımı çekeyim, yerleştireyim dedim. Ondan sonra da inşallah ben dinleneceğim. Yarın da çarşıda önemli bir iki işim var. Onları halledeceğim eşimle. Daha sonra da bakalım neler yaparız, hep beraber göreceğiz. Bu arada bana söylememişler. Evhamlanırım diye eşime söylememişler. Benim kızım dün çok kötü olmuş. Anlatırken tabii ki o ağladı, biz ağladık. Bu ara okullarda biliyorsunuz Covid salgını bayağı bir arttı. Herkes pozitif çıkıyor. Yaren de dün çok kötü olmuş. Daha önce bilenler bilir. Benim kızım da eşim de Covid geçirdiler. Yaren kendinden çok teyzeye geçecek diye çok endişelenmiş. Ablam hepiniz biliyorsunuz çok ağır geçirdi. Hastanede yatmıştı. O süreci yakından biliyorsunuz. Aşırı evhamlanmış. Bana söylememişler. Oralarda hani çok panik olurum uzun yol diye. Neyse eve girdik. Yaren baktık bize sarılmıyor. Bana sarılmayın, testimin sonucuna bakın, öyle sarılın deyince beynimizden vurulduk böyle. Hemen babası açtı, tabii ki babası durur mu, hemen sarıldı. Zaten evladının hasretiyle yanıyordu. Baktık, şükürler olsun negatifti. Vallahi bilmiyorum, öyle bir şey yaşamışlar. O kadar üzüldüm ki ablamı zor duruma soktum diye. Ama annem, Elif, kardeşim, herkes biliyormuş. Bir tek biz bilmiyormuşuz. Allah'ımıza şükür, onu da atlatmış olduk. Böyle arkadaşlar, Batman çok güzeldi, ağrı çok güzeldi, günlerim dolu dolu geçti. İnanın sanki bir aydır evde yokum gibi hissediyorum ama topu topu bir hafta yoktum. Neyse işte eşimle de geldik. Sizler bunu birkaç gün sonra izleyeceksiniz. Çünkü ne yapacağım? Edit yapamadım. Şunun altını kısayım. İlk olarak ne yapacağım? Ağrı'dan Bitlis'e gittik biliyorsunuz. Köye gittik, onları sizlere editleyeceğim. Ondan sonra da Batman turu olacak inşallah tabii ki. Oradaki dostlarımızı, arkadaşlarımızı görmek çok keyifliydi. İnanın her gittiğimiz mi ısrar eder. O kadar ısrar ettiler ki kalın diye. Hepsine söz verdik. İnşallah bir dahaki gittiğimizde uzun uzun gezeceğiz. Uzun uzun kalacağız. Wörthmar'a gidecektim, gidemedim. Petrol kafeye gidecektim. Orası çok güzel, gidemedim. Yani Batman bir günde zaten gezilecek bir şehir değil. Böyle dediğim gibi kalacaksınız. Dolu dolu gezeceksiniz. Allah nasip ederse inşallah yine gideriz hep beraber diyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmayayım. Suratımda bu haldeyken sizlere aldıklarımı ve bana verilenleri göstereyim. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız. Şimdi sizlere ilk olarak aldıklarımdan önce köy ganimetlerini göstereceğim. O kadar güzel dostluklar kurmuşuz ki vallahi o kadar ısrar ettiler ki arkadaşlar, anlatamam sizlere. Zaten çekseydim sizler de bayılırdınız. Çok harika insanlardı. Ama hiçbir şekilde ben böyle hani onları çekmeye gitmediğim için rahatsızlık vermedim. Bakın böyle muhtarımız bahçeden çok güzel biber toplattı eşine. Acı mı bilmiyorum, bakmadım ama böyle büyük olduğuna bakmayın, çıtır çıtır. Yine böyle yolda yeriz diye neredeyse 2 kilo var. Bahçe elması, demin bir tane yıkadım. Böyle tadı mayhoş ama çok güzel. Peki bu ne? Bu Halimeciğimin ellerinden. Biz oradayken bize tereyağı çok yapardı. Allah bin kere razı olsun. Dibinde sular var. Neden? Çünkü bir gün boyunca yolda kaldı. Halime'nin ellerinden. Bu da yine çok sevdiğimiz bir abimiz verdi. Tandır ekmeği belki bilmeyenler vardır. Biz bunun yapılışını öğrendik Batman'da Halimeciğimle beraber. Altta yine Halime ablası Yaren'e şöyle çörek gönderdi. Bunlar da tandırda pişiyor. Bakın kırmızı biberli falan. Onların tadına inşallah bakarken sizlere unutmazsam göstereceğim. Daha sonra Halimeciğim şöyle nane kurutmuş. O kadar güzel kokuyor ki. Bir de böyle mis gibi bahçelerinden incir reçeli. Bir de ne vardı köyden?
He, şu da yine Ören Su'daki ablam verdi. Hatta çok koydun dedim. Hayır dedi. Şu biberler de eşime gelmiş. Onlar da ev yapımı. Ve teyzeciğim böyle elleriyle lif yapmış. Daha önce de bana vermişti. Her kullandığımda onları anacağım. Köy ganimetleri böyleydi. Hatta ördek miydi, kaz mıydı? Şimdi Barış içeride. Yanlış bir şey söylemeyeyim. İlla onu da vereceklerdi gidince pişirin diye. Çünkü bize yemek hazırlayacaklardı. Biz hazırlatmadık. Onu da almadık. Dedik sözümüz olsun. Burada sizlerle inşallah yemek nasip olur. Şimdi aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Sizleri de çok sıkmayayım. Doğu Beyazıt'tan şöyle 3 tane parfüm aldım. Üçünün kokusu da harika. Bayıldım. Şöyle makyaj malzemeleri aldım. Detaylı göstermiyorum. Burada far var. İnşallah kullanırken gösteririm. O pasajın bu ürünleri, parfümleri, makyaj malzemelerini çok methettiler. O yüzden böyle biraz aldım. Zaten görüyorsunuz çok abartmadım. Yarenciğime şöyle gözlük aldık ama anne kız beraber takıyoruz. Ben bunu çok beğendim. Ona da çok yakıştı. Bana da çok yakıştı. Bir saniye şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde Ray-Ban. Benim kendi kullandığımda Ray-Ban zaten. Kızıma da çok yakıştı. Bu da şöyle kenarda dursun. Ay. Güzel Ev'den sadece şu iki tane sunumluğu aldım. Tanesi 10 liraydı. Allah'tan kırılmamış. Bir de bu feneri aldım. Fener 55 liraydı. Tabaklar dediğim gibi 10 liraydı. Evet, biber salçası çok pişman oldum. 2 kilo aldığıma. Benim bunu 4 kilo 5 kilo almam lazımdı ama dediğim gibi kötü olur diye düşündüm. Bu üstteki sadece acı, alttaki tatlı, ikisini karıştıracağım. Onu çok almam lazımdı. Hata yaptım. Otlu peyniri de böyle çok almadım. Siirt otlu peyniri. Van'da var biliyorsunuz. Bunu da böyle birazcık aldım. Keşke bunlar bozulmayacağını bilseydim daha çok alırdım. Daha sonra ne aldık? Şöyle size çekmiştim zaten biliyorsunuz. Bakın Kastamonu'da hiç tulum peyniri duymadım diyen arkadaşım vardı. Bakın tulum Kastamonu diye yazıyor. Çünkü orada öyle söylediler. Dolaba koymuştum birazcık terleme yapmış. Daha sonra dağ kekiği aldım. Bakar mısınız ne kadar azalmışım? Vallahi ne diyeyim ya, o an hızlı hızlı acele edeceğim diye. Siirt sumağı aldım. Bu çok güzel oluyor. Mısır çarşısından aldım bunları. Bakın Reyhan'ı da ne kadar azalmışım. 1,94 tutmuş ama. Sonradan dedim acaba geri dönsem ama dönemedim. Yine bu da öyle. Bu pul biberi çok methettiler. 23 liralık almışım. Bunları niye kiloyla almadım ben de bilmiyorum. Ve zahter. Bunu hiç bilmiyorum. Antepli arkadaşlar da gördüm. Zeytinyağının içine koyuyorlar ve kahvaltılarda böyle ekmeğe banıyorlar. İnşallah deneyeceğim. Ablama falan da vereceğim. Bilmiyorum bunu annemler falan sever mi? Bu güzel olur diye düşündük, aldık. Şöyle birazcık Yaren'e sucuk aldık. Cevizli sucuk, o çok seviyor. Şöyle iki tane çaysız asla diye peçete aldım. Bunları nereden aldım? Bunları nereden aldım? Ağrı'dan aldım galiba. Aynen, uygun AVM'den aldım. Yine şöyle Veysel Karani türbesinden 2 paket şeker aldım. Eşim şöyle kendi almıştı sucuğu, çok beğenmiştim. 3 kangal aldık. El yapımı pestil aldık. Ve Hazreti Veysel Karani türbesinin şöyle magnetini aldım. Bu da burada dursun. Şunları dediğim gibi toz biber var. Acı mı bilmiyorum. Bu da böyle kurutulmuş biber. Bunları dolaba koyacağım. Ve Adana'ya selamlar olsun. Bunu eşim arkadaşı getirmiş. Şalgam. Burada da acısı var görüyorsunuz. Böyle çay aldık. Yine dayıya verdik. Bunu da ablam istedi. Benim kardeşim falan annemler kaçak çay sevmiyor. Bunları eşim vermişti, size söylemiştim. Reçellerimi biliyorsunuz. Şöyle eşime hurma gelmiş. Başka göstermediğim bir şey var mı? Balları da gösterdim. Onlar Yaren'in ganimetleri. Arkadakini de ben uygun AVM'den almıştım. Evet, aldıklarımız, getirdiklerimiz böyle arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama galiba yoktu. Unuttuysam da sonradan sizlere gösteririm. Evet, şimdi vakit kaybetmeden çay suyu koydum. Çayımızı içeceğiz ama ondan önce ben buraları halledeceğim. Bu seferlik alışverişimiz böyleydi. Rabbim güle güle ağız tadıyla yemeği nasip etsin diyorum. Birazdan tekrar buluşuruz inşallah. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Günler sonra telefonu elime alabildim. Çünkü biliyorsunuz Batman videolarım vardı. Onları paylaştım. Bunun önünde de hatta aldıklarımı paylaşmıştım. Sesimin kusuruna bakmayın. Yeni kalktım. Yani bir 15 dakika falan oldu. Saat 10'u 10 geçiyor. Üstümüzü giyindik.
Birazdan ablamları da alacağız. Annemlere gideceğiz. Bir kahvaltı yapacağız. Oradan çarşıya ineceğiz. Ve evimize geleceğiz. Günler dolu dolu ve yoğun geçiyor tabii ki de. Öyle dün eşimle bu Kozlu'nun pazarına gittik. Hem yürüyüş yapmış olduk hem de birazcık dolaştık. Böyle adapte olmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok yorucuydu ama her şey çok güzeldi. Sizler de keyifle izlediniz. Yorumlarınız çok güzel. Batman'ı çok beğenmişsiniz. Kaldığımız köyü çok beğenmişsiniz. Her şey çok güzeldi. Neyse şimdi biz hazırlanalım. Ben hazırım zaten, eşimi bekliyorum. Ablamlarla beraber anneme gidelim. Orada buluşuruz inşallah. Orada buluşamasak da bakalım neler yapacağız, hep beraber görelim. Biz geldik, hemen ablamla beraber mutfağa geçtik. Kahvaltıyı hazırladık. Elif de gelecekti ama Duru durmamış, kahvaltı yapmış. Onlar birazdan gelecekler. Şimdi bizimkileri çağıralım, hep beraber kahvaltımızı yapalım. Hava da çok güzel bugün. Balkonda oturulacak derecede. Çok bir şey yapmadık zaten gördüğünüz gibi. O zaman bize afiyet olsun bakalım. Hep beraber şöyle sohbetli kahvaltımızı yapalım. Annemle, babamla, eşlerimizle. Evet, biz kardeşler buluştuk. Zaten birkaç gündür buluştuk ama sizlere yeni daha çekim yapıyoruz. Annemle kahvaltımızı yaptık. Elif'le Duru da geldi. Şimdi biz çarşıya geldik. Eşim arabayı park ediyor. Ben yalnız böyle gidiyorum abla, şöyle. Pazara gideceğiz ama ondan önce şöyle bir Zonguldak'ta turlayalım. Ablam da burada. Nasılsın? İşte iyi, gelin bir yol alın. Çok şükür. Evet, geliyorlar bizimkiler. Öyle tabii ki. Her zamanki uğrak yerimizdeyiz. Şimdi hep beraber şöyle giysi pazarına girdik. Şöyle bir bakalım neler var dedik. Ben şeyden aldım ya, şimdilik şöyle şunlardan aldım hani. Ama alacağım güzellerden. İki tane aldım, hiç yoktu ya. Bunlara bak. Zoru giymiyor ki böyle şeyler. Hiç terlik, demin şey çorapları bile çıkardı. Aslında giyse alırdım ona. Hadi gel gidelim. Ne kadar ki koç. Aa, şey için güzel bu. Hani ortaya getiriyoruz ya içeri bir şeyler yemeye. Sorsana abla, şu benimkinden İlhame bak, senin gönderdiklerinden. Yola. Alsak mı ki, işe yarar mı? Al valla. Alayım mı? Bana bak. Bakayım, hepsi aynı mı abla? Sen benim ne de kullanacağımı anladın mı? Beyaz da var. Hani içeri çay getiriyoruz ya. Aa, o da güzel. O şu daha güzel. Şu alttaki. İlhame bana şunu gönderdi ya. Onun aynısı bak. Bunu alayım. Senin yüzünden hiçbir şey almayacaktım ben. Çay için iyi olur değil mi? Aynen aynen. İçeri kahvaltı taşıyorum. Sakın dur. Şimdi kavga etmeyelim. Yine verme kavgası edeceğiz. Sana da alayım mı bir tane bundan? Benim tepsim var. Klasik. Ablamla gelip de bir şey almadan durulur mu? Yok. Bak şunlar da güzel. Bunlar 5 mi 10 mu abla? Aa bak, şunların kapakları gelmiş. Var mı onlar da? Onlar 5 lira. Var. O zaman burası da mı öyle? Bunlar 5 lira. Aa, çok güzel. Ama daha tabak çanak almıyorum tabii. Seninkilerin. Değil mi? Kahvaltı için bunlar. Bak onlar da güzel abla. Aa, onlar da çok güzel gerçekten. Şu tarafa da bakarız. Eşim bak, yemek tabağıyla çağırsın. Aa, güzel, aynen. Göster hadi. Şu da elimde kocaman. Dur ben de geleyim. Eşim bunlar sorayım dedim ama zannetmiyorum. Bunlardan kahvaltı yapabiliriz. Çok güzel. Senin o bisikletliler yok ya. O zaman atın. Hayır be, bana niye vereceksin? Abla bak, şunlardan günlük yapabiliriz. Barış gitsin öyle yapayım. Aynen. 5 5 değil mi onlar öyle? 6 tane yapacağım. Ne kadar güzel. Şey ama değil mi, seramik? Seramiktir işte, atar mı? Ama güzeller. Şunları da çok beğendik bakın. 3-10 liraymış. Yaşım 3-10 lira. Ama 3 tane bir şeye yaramaz. Alsana. Yani. O da güzel bak. Ama bundan daha yok herhalde. Yok mu? Evet, o 3 kalmış. Ne kadarmış bunlar? 3-10 liraymış. İyi seramik. Yalnız dayanın tepkisi. İyi seramik ama dedi. Ama cidden. Ay, şunlar da kahvaltılık güzel. Bunlar seramik de, makine yatınca bir şey oluyor mu? Yok. Yok. Atma makineye canım, ne var bunun? Kendimizi bak. Yiyecek pazarına diye attık. Şöyle bir Zonguldak'ta dolaşalım diye indik. Kendimizi yine burada bulduk. Tövbe estağfurullah. Şey de çok güzeldi abla, Batman'daki. Ya orada çok çantalar. Şunun aynısının siyahı var bende. Hangiler? Değil mi? Aslında bir yere giderken. Aynen. Valla onlar da güzelmiş. Tak, git. Aynen. Gel bakayım bunlar neredeler? Onlar da bizi arıyor kesin ama öyle arasalar telefon ederlerdi.
Bak burada da güzel pijama takımları var. Görüyor musun? Yani aldığım da güzel. Ne kadar pijama takımları? 75. Ben yarına şey aldım. 85'ti. Evet, biz şöyle mont bakıyoruz. Hocam onlar da normal. Eniştemin tanıdığıymış burası. Abi yabancı değil. Sana böyle sivitlere falan bakalım dedik. Efendim? Eşofman mı? Evet, biz nereye geldik? Liman arkasına geldik ama denizi görüyor musunuz? Hava birden böyle çok kötü oldu. Çay söyledik. Burada simitlerimiz var. Kestanemiz var. İçine koymuşlar kabukları. Simit diyecektim. Çay mis gibi, o kadar güzel ki. O mantarın gibi çok güzel. Bu abinin simitleri çok güzel. Enişte hemen geldi. Simit yemez ki bu garip. Peynir falan olsaydı. Keşke yese ama yok ki peynir meydir olsa. O da geldi. Yani aynen. Kedi hastası. Bu hava nasıl bu hale geldi ya? Zonguldak'a geldiğim belli. Saçım başım bir karıştı ama çok rüzgarlı. Şimdi size göstereyim. Çay içtik, kestane yedik, güzel keyif yaptık. Şimdi ablam, eniştem, eşimle beraber nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Kozlu pazarında kestane o gün 30 TL'ydi. Ben kestane bakacağım. Ablamlar da bir şeyler bakacaklar. Saçımı toplayayım en iyisi. Atlıyorum ben işte. Bunlar tabii gülüyorlar. Deniz havası iyi geldi ama çok dalgalı, dediğim gibi buraya kadar gelmiş bakın. Evet, şimdi gidelim pazara, oradan da yarişi almaya gideceğiz. Mis gibi balık alacağız bu arada. Geldiğimizde balık yaptık ama bu akşam tekrar yapalım dedik. Eşim çok seviyor, gitmeden doya doya yesin. Anne kurabiyesi istiyor, onu yapacağım inşallah. Eşlerimiz arabaya gitti, biz ablamla hızlı hızlı pazar göreceğiz, çok eksiğimiz yok. Akşam balık yapacağız. Koşturmalı geçti vallahi bugün de. Aynen, çinekopla istavrit aldı enişte. Biz geldiğimizde bir fasıl bir balık yaptık, o zaman çekim yapmadım. Şimdi ikinci balığı yapacağız. Oy maşallah. Maşallah maşallah. Ama çok güzel. Marul 5, marul varmış. Oo, tezgahlar boşalmış abla. Ama devamı geliyor. Ay, böyle hızlı hızlı pazarı sevmem ben. Neyse. Geniş bir zamanda gelirim inşallah. Neredesin? Aa, ısırgan var. Sen onun yemeğini yapmayı biliyor musun? Ben lahana ya. Annemden keşke iç yağ alsaydık. Abla, iç yağ yok. Ben iç yağsız sevmiyorum. Hiç iç yağ sevmem ama lahanayı iç yağsız sevmem. Annemler öyle yapar. Şöyle mısır seçiyor ablam, bakın. Yaşı bir de söyle. Evet. Ne kadarmış? 1 milyon. Köy mısırı. Biz ablama geldik. Enişten balıkları ayıklamış. İlk önce çinekopu kızartıyoruz. 1 kilo çinekop, 1 kilo istavrit aldık. Ben burada hemen et suyuna böyle arpa şehriyesi çorbası yaptım. Salataları yaptım. Ablamla beraber şimdi sofrayı kuracağız bakalım. Mis gibi balık yiyeceğiz inşallah. Evet, saat 7'ye geldi. Soframız hazır. Çorbayı şöyle hemen hızlıca yaptım. Salataları yaptık. Balık da 2 posta daha kızaracak. Ama bunlar soğumasın diye biz hemen oturacağız. Bu arada ablam beraber yapmış olduğumuz turşuyu açmış. Evet, şimdi o zaman hemen balık faslına geçelim. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet, kestaneler pişti. Sezonun ilk kestanesi. Bugün kilosu 25 TL'ydi pazarda bu arada. İncirler de doluydu. Gözümden kaçmadı ya. Ben incirlerden yemiş de. Ay, bir yana ışık ne dedim enişte. Şimdi çayları da dolduralım. Çay faslına geçelim arkadaşlar. Evet, saat çok geç değil aslında ama benim bir uykum geldi. Anlatamam sizlere.
İki makine çamaşır vardı dünden beri kurumadı. Şimdi baktım kurumuş, onları katlayacağım. Bu arada ablamdan geldik. Çok keyifli, çok güzel bir akşam geçirdik. Bugün de anneme gitmiştik zaten. Geldiğimiz gün ablam bizi yemeğe almıştı. Bir gün sonra da ben hamsi yaptım. Onları yemeğe almıştım. Çok güzeldi. Biz ailece balığı çok seviyoruz. Zaten bilenler bilir. Filizciğim, seni öpüyorum burada. Biz balık yedikçe Barış abi de keşke olsa demişti. Şükürler olsun. Eşimle de balık keyfi yapıyoruz. O gidene kadar birkaç kere daha yapacağız. Çünkü çok seviyor. Biz buradayız malum, bol bol yeriz. Gitmeden onu da böyle balığa doyuralım istiyoruz. Ablamın eline koluna sağlık. Ben de yardım ettim. Tabii ki güzel bir şekilde yaptık. Bu arada birkaç gün sonra ablam İstanbul'a gidiyor arkadaşlar. Bir 3 hafta falan orada ozon tedavisine başlayacak. İnşallah şifa olur bakalım. Öyle keyifliydi. Geldiğimden beri biliyorsunuz vlog çekmemiştim. Batman vloglarımı size paylaşmıştım. Artık bugünden itibaren yine beraberiz inşallah diyorum. Evet, o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Gözlerim böyle gitti gidiyor gibi. Video işim var malum. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada Batman'ı hiç böyle beklemeyen, nasıl anlatayım bilemiyorum da hani daha farklı herhalde gözünde canlandıran arkadaşlarım vardı. Bitlis'i de aynı şekilde. Çok beğenmişsiniz. Gerçekten oralar çok güzel. Belki söylemişimdir ama yine söyleyeyim. Böyle bir günde çekim yapılacak bir yer değil. Oraya gidince birkaç gün kalmak gerekiyor doya doya çekim yapmak için. Çünkü ben bile istediğim yerlere gidemedim. Ama inşallah diyorum, Halimeciğim zaten kalmaya bekliyor. Oradaki birkaç dostumuz da kalmaya bekliyor. İnşallah beraber gideriz arkadaşlar. Bize çok iyi geldi Batman. Özlemiştik. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı da özlemiştik. Elifcan da Bitlis'te. Onunla da çok keyifli vakitler geçirdik eşiyle. Ama orada çekim yapamadık. İnşallah bir dahakine diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın tekrar görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.